Bu videoda sizlere Power BI Desktop üzerinde verilerimiz arasında, tablolarımız, dosyalarımız arasında birebir one-to-one ilişkinin kurulmasını göstermek istiyorum. Bunu yapmadan önce size genel olarak bu ilişki konusunun, relationship konusunun bir genel anlatmak isterim sunumum üzerinden. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir ilişkiler kurulması söz konusu. Genellikle çok sayıda dosya, tablo arasında. Şimdi burada tabii kısaca geçeyim. Şimdi ilişki iki tablo arasında bir bağlantı. Tabii çok sayıda tablo olduğunda da çok sayıda tablo arasında bir bağlantının kurulması. Bundaki espri nedir? Neden ilişkiler kuruyoruz deyince çok kısa şöyle yanıt verebiliriz. Elimizde diyelim ki bir satışlar tablomuz var. Bu Excel dosyası, veri tabanı dosyası, Power BI platformunu aldığımız diyelim bir dosya. Diğer taraftan da alanlarını düşünelim. Satışlarda işte satış adetleri var, tarihleri var, ürün kodları var. Bize ürünlerin diyelim ki renkleri bir başka özelliğiyle ilgili bir rapor gerekti. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İşte bir yerde bir ürünler tablomuz var. Yine bir başka dosya, başka sayfa, her neyse başka tablo. Burada da ürünlerin kodu ve işte renk kodu vesaire, tedarikçi kodu, başka bilgileri de var. Şimdi biz satışlar toplamlarını göstermek istiyoruz ama renk koduna göre. O zaman neye ihtiyacımız var? Satışlar tablosunda her bir ürün kodunun yanına hangi renkte olduğunu da koyacak bir sütuna ihtiyacımız var. Tamam, bunu gidelim bir dışarayla veya işte related lookup value DAX formülüyle yapalım. Ama bu sürdürülebilir değil. İşte böyle durumlarda veri tekrarını, bu yeni sütunlar eklemeyi azaltmak için ne yapıyoruz? Hem satışlar tablosunu hem de ürünler tablosunu Power BI platformuna alıyoruz. Veri modeli diyoruz buna. Bu veri modeli içerisinde bunun arasında birebir, bire çok, çoka çok neyse ilişkiyi kuruyoruz. Bu ilişkiyi kurduktan sonra da artık satışlar tablosunun adetini, ürünler tablosundan da renk kodunu alarak bir rapor üretebiliyoruz. Esprisi bu. Dolayısıyla çok sayıda dosyayla, tabloyla, veriyle çalıştığımızda büyük projelerde, kurumsal işlerde, veri tabanı projelerinde her zaman için bir ilişki kurmak esastır. Tabii burada dikkat edilecek şey nedir? Çok kısa yine bize bilgi vermek isterim. Hani bunları da geçelim. Şimdi üç tür temelde işte bir de one to many, many to one diye dersiniz. Aslında dört tane ilişki var. Birebir, one to one, one to many, many to one, many to many gibi. Ama onun dışında hani sonuçta üç tane de söyleyebiliriz. One to many ilişki demek iki tablo var. Her bir kaydının diğer tabloda bir eşi var gibi. Yani bizim tipik örneğimiz şimdi yapacağız. Ürünler bir yerde bir tablo, ürünler anket bir yerde bir tablo. Ürünler tablosunda satış adetleri vesairesi var. Ama orada da işte müşterinin verdiği puanlar var. İkisini raporda görmek istiyoruz gibi. İşte one to one bu anlama geliyor. One to many'ni en çok kullanacağınız many to one, one to many neyse bir ürünler tablosu var. Diyelim 1000 tane ürün var. Ama içinde binlerce kaydın olduğu da bir satışlar tablosu var. Dolayısıyla buradaki ürünlerdeki her bir ürün kodu orada tabii doğal olarak en tane satılmış. Yani çok sayıda tekrar ediyor. O durumda one to many ilişki deniyor. Tamamıyla aslında key alanlarının, anahtar alanlarının tekrarsız mı tekrarlı olmasıyla da ilgili. Tabii bu konularda çok hatalar yaparak, çalışarak, verileri düzenleyerek deneyimler sahip olmamız lazım. Tabii diğer yandan verilerimizi de bilmek önemli. Yani bir ürünler tablosu, satışlar tablosu, iadeler tablosu, bunların anahtar alanları nelerdir, veri türleri nelerdir, içeriği nelerdir, bunları bilmek gerekir. Bunu yapabilmek için. Aynı şekilde many to many de gerekecektir. Tamam, ürünlerle satışlar arası one to many'yi kurduk ama bazen de hem satışlarda o ürün kodu en kere tekrar edecek çok sayıda, bir de üretim tablosu, iadeler tablosu, siparişler tablosu gibi yine çok sayıda ürün kodunun tekrar ettiği, yani anahtar alanı tekrar ettiği bir tablo var. O zaman aralarında many to many ilişkinin kurulması gerekecek.
Evet, bu şekilde çok tipik olarak işte birebir ilişki ürünle ürün anket arasında, bire çok ilişki işte ürünlerle satışlar arasında gördüğünüz gibi bir anahtar burada en tane tekrar ediyor. Tabii bu arada bu one taraflarında birebirin ve bire çoğun one taraflarında her zaman bu anahtar alan tekrar etmeyen olması, boşluksuz olması gerekir. Ve yine birebir için bunun aynısı keyler burada da kullanılıyor. Yani buradaki kodlarımız 1, 2, 3, 4, 5 neyse A1, A2, 2 ise buradakiler de öyle olmalı. Buradakiler Ali Veli, buradakiler başka bir kodlama sistemi ise yine ilişki kurulmayacak demektir. Aynı şekilde bire çok içinde düşünebilirsiniz. İşte buradaki keyler burada var. Şimdi buradaki keyler işte bu şekilde buraya gelmişsiniz. Burada T-15, T-45. O zaman bunların arasında ilişki kurulamaz ve o dediğimiz hani bütünlük yaratılamaz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine linklerine koymaya çalışırım. İlişkilerle ilgili çok sayıda videomuz da var. Çünkü Excel tarafında da kurulabiliyor ilişkiler. Yine veri tabanı projelerinde de hep ilişkiler kurulacak. Yani büyük analizler yaptığımızda bunlara ihtiyacımız olacak. Evet, biz gidelim şimdi birebir ilişki kurmaya çalışalım. Bu birebir ilişkiyi çok sayıda veri sayfasının tablosunun olduğu bir örnek AŞ veriler tablosu üzerinden, dosyası üzerinden yapacağız. Şimdi ürünler var. Ürünler ne demiştik? Ürün ve ürün anket dedik. Alıyorum, yüklüyorum. Düzenli veriler. Herhangi bakın. Bu arada verileri de görelim. İşte ürünler her zaman kodu var, şeyi var. Burada da yine aynı kodlar var. Birebir kullanacağız. Bakın burada da müşterinin neyi var? İşte memnuniyet puanı varmış. Hop bunu böyle kurdum. Dolayısıyla yani yüklemiş oldum. Şimdi bakınız aslında Power BI'da biliyorsunuz neydi? Rapor görünümü tuvaldi, veriler görünümüzdü. Buradan sütun ekliyorduk vesaire. Buradan gidip yine ölçü yazıyorduk vesaire. Bakın burada da model görünümü, ilişkisel görünüm dediğimiz. Bakın bizden zaten o şeyden dolayı işte ürün kodu adlarından dolayı otomatik olarak tanıyor. Ama bu şu anlama gelmeyebilir. Yani tamam ilişki kuruldu, otomatik tanıdı. O farklı sütun başlıklarından, adlarından farklı şekilde kurabilir. Bizim bilinçli olarak kurmamız gerekir. Bizim amacımız neydi? Şöyle bir bakalım. Ürün kodundan ürün koduna ilişkinin kurulduğunu görüyoruz burada. Eğer kurulmamış olabilir, yani hem ürün sütun başlıklarının farklı olması hem de veri türleriyle ilgili bir tutarsızlıktan dolayı kurulmayacaktır. O zaman bizim de kurmamız gerekir. Şöyle kuruluyor. Birincisi manuel bu buna atılabiliyor. Ondan sonra onu da sileyim. Diğer bir özellik de normal şuradan ilişkileri yönete gidiyorsunuz. Yeni ilişki diyorsunuz ve buradan hangi tabloyla hangi tablo arasında zaten buldu. Birebiri getirdi. Buradan bakın ilişki türleri çıkıyor. Şimdi burada tabii ya bire çok kuralım dediğinizde yani tabii ki böyle bir şey yok. Ancak kurabilir de ancak rapor üretemeyecektir. Şimdi size hatalı ilişkiler kurarak rapor üretilemeyeceğini göstermiştim. İşte burada bizim de şey olmamız gerekiyor. Çok sayıda ilişki varsa hangisi etkin onu belirtmemiz gerekecek. İki çapraz filtre yönü şu anlama geliyor. Şunu bir kuralım isterseniz. Tamam. İlişki kuruldu. Tekrar onu açayım. Çapraz ilişki filtre yönü şu anlama geliyor. Biz bu ilişkiyi niye kurduk? Bakın tek yönde dersem ondan sonra bundan buna. Yani biz anket tablosunun ana tablo gibi düşünürseniz buradan bir alanı ona çekeceğiz gibi düşünülebilir. Ama her ikisinden de alanlar çekilecekse o zaman filtre yönümüzü ne diyelim her ikisi de bold İngilizcesi. Arkadaşlar tercih edebilirsiniz. İşte one to many, many to many buradan seçiliyor. Burada detaylar var. Birden çok varsa etkinliği seçmek için ki genelde yani
bir başka tablo, o ona falan öyle. Yani iki tablo arasında temelde tek bir etkin ilişki oluyor. Diğerlerini pasif ilişki gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra buradaki espri de ondan sonra bu da yani güvenlik filtresi esprisi, ondan sonra security filter gibi. Bu şöyle ilgili bir şey, yani bu rol temelli bir kullanımda, yani kullanıcı izinlerinin ne kadar ilişki temelinde işleyeceğini, yani ki nasıl, hangisine erişecekler, erişmeyecekler gibi kullanıcı ayarlaması ile ilgili. Evet, ilişkimizi oluşturduk. Şimdi ne yapabiliriz? Buraya geliyorum. İşte efendim, ürünlerimden bir grafik alayım. Ürünlerden markaları attım. Şimdi marka bazında memnuniyet şeyini alalım, sayısal değerini, ortalamasını alalım buradan. İşte marka bazında ortalama memnuniyet değeri buymuş. Artık süslemesi vesairesini yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi diğer yandan ben ya bunda satış adeti, o zaman tekrar bir veri daha ekleyip ona göre ilişkileri kurup, yani tabii ki buradan bir tablo daha ekleyip satışları onunla arasında one to many ilişki olacaktır. Bu şekilde kurulacak ve raporlar da üretilecek. Evet, birebir one to one ilişkiyi kurduk ve üzerine de rapor aldık. Dikkat edeceğimiz şeyler, ürün kodlarının ortak olduğunu dikkat etmek lazım. Adı önemli değil. Burada ürün kodu, burada product ID olabilir. O problem değil. Ondan sonra önemli olan içindeki değerlerin ayrılması. Bakın ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Aynı veriler içinde bir de hatalı ürün anketi de koydum. Bakın dikkat ederseniz burada normal ürünler böyle. Ondan sonra ürün anketimizde böyleydi. Ben bir tane de hatalı ürettim. Yani bakın acayip bir kodlama sistemi var. Yükleyip bunu da alayım. Amacım şey. Bakın zaten kurmadı ilişki. Ama ben kurdurtayım. Buyurun bununla bunun arasında. Kurdu görünüyor. Ama raporlamaya gidelim. Bakınız. Ürünlerin grafik attım. Ürünler markayı attım. Buradan gideyim. Hatalı ürünlerden. Çünkü olmayacak bir şey. Yani işte gördüğünüz gibi boş bir değer 810'u aldı, topladı. Ortalamasını da alsa herhalde tamamının ortalamasını alacak gibi. Ondan sonra bir anlamı olmayan, yani bunu o ilişkiyi kurup her bir ürün kodunu eşleştirip ve markalar bazında dağıtamayacağı için sonuç böyle olacaktır. Yani tutarsızlık olacaktır. Bunlara dikkat etmek gerekir. Yine diğer ilişkiler kurulurken de olabilecek hataları da sizlere belirtmek isterim. Yine one to many ve many to many ilişkiler kuracağız diğer videolarımızda. Görüşmek üzere, hoşça kalın.